Ellerinde çöp poşetleriyle ilerlediler, çevreyi karış karış inceleyip buldukları çöpleri topladılar. Taşıdıkları dövizlerle de büyüklere çevreci mesajlar verdiler. Minikler bu etkinlikle çevre kirliliğine elveda dedi. Görüntülerin adresi Manisa. Yunus Emre ilçesindeki Ağlayan Kaya civarında toplanan İstiklal İlköğretim Okulu öğrencileri çevre temizliği yaptı. Poşet poşet çöp toplayan öğrenciler çevreyi kirletenlere de mesajlar verdi. Bugün çevremizi temizledik. Bütün arkadaşlarımız yardım etti. Küçük büyük demeden herkes bütün çöplerimizi topladı. Bence artık yaşlıyken de gençler de bütün herkes çöpleri yerlere atmasınlar. Çevremiz eğer temiz olursa içimiz de temizdir. 500 kilometre gittiğimiz yerde 200 tane çöp topladık. Ve bundan çok gururluyum. Bence çok güzel bir şey yaptık. Yerlerimizi büyük küçük fark etmiyor. Geri atmasın çöplerinizi. Çöp kutusuna atsınlar. Geri dönüşüm varsa geri dönüşüm atsınlar. 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliğe Manisa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Melih Melih Kara ve Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Etkinlik sonrası Manisa TV mikrofonuna konuşan Manisa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Melih Melih Kara ve Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay etkinlikle ilgili düşüncelerini paylaştı. Etkinlik kapsamında yaklaşık 250-300 torba civarında çöp topladı öğrencilerimiz. Hep beraber topladık. Bu kapsamda bize destek veren ilçe milli eğitim müdürümüze, okul müdürümüze çok çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşları da bizimle beraber hareket ettiler. Şunu gözlemledik. Manisa'mız güzel ve temiz bir şehir. Ancak yine de göz ardı edilen konular var. Özellikle Ağlayan Kaya bölgesinde Spil'in eteklerinde olan bir noktadayız. Piknikçi insanlarımız burada maalesef piknik sonrası özellikle cam şişeler konusunda daha dikkatli davranmaya davet ediyoruz. Yani piknik sonrası mutlaka çöplerimizi toplayıp ilgili geri dönüşüm kutularına atmamız gerekiyor. Çocuklarla beraber topladığımız çöplerde şunu fark ettik. Özellikle ambalaj atıkları konusunda inanılmaz bir atık var. Yani yediğimiz cips, işte sakız kapları, dolayısıyla pet şişeler, bunlar aşırı derecede kirlilik oluşturuyor. Özellikle plastik ve cam. Plastik uzun süre doğada kalmasıyla beraber camların da şu yazın gelmesiyle beraber güneşten dolayı yangın çıkarma riski falan var. Dolayısıyla Manisa'mız güzel ve temiz bir şehir. Bunu temiz tutmamız gerekiyor. Amacımız öğrencilerimize bilinçlendirmek, yeşil bir çevre geleceğe bırakmak ve aynı zamanda farkındalık oluşturmak. Çocuklarımızı da bilinçlendirmek amacıyla böyle bir etkinlik yapılacağını ifade etti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüz. Biz de seve seve katıldık ve yine aynı şekilde eğer yeşili, çevreyi, doğayı korumamız gerekiyorsa hepimiz el birliğiyle bunu yapmamız lazım ve herkese katılan başta il müdürümüz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum.